أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Sünnet-i Seniyye'nin bağlayıcılığı ve peygamber itaat konumuz. Enfal suresinden bugün iki ayeti beraber okuyacağız. Enfal suresi 1 ve 46. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حبيبي يا محمد sana ganimetlerden soruyorlar. De ki enfal yani ganimetler hakkında hüküm Allah'a ve peygambere aittir. Yani değerli kardeşlerim görüyorsunuz Cenab-ı Hak hangi mesele olursa olsun hükmü, helali, haramı, hani neticeyi, sonucu söylerken, hükmü koyarken hep Cenab-ı Hak kendi isminin yanına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini söylüyor ve koyuyor. Şimdi soruyorlar ki işte camilerde neden işte kıblemizde Allah lafzıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzı yan yana duruyor. Hani bu şirktir, haşa. Yani böyle bir şey olur mu değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi isminin yanına defalarca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini koyuyor. O zaman Cenab-ı Hak haşa şirk mi işliyor Kur'an-ı Kerim'de? Habibim ya Muhammed sana ganimetlerden soruyorlar. De ki enfal ganimetler hakkında hüküm Allah'a aittir ve Peygamber'e aittir. Biz bu ayetleri nasıl anlıyorduk? Daha önce konuştuk. Hüküm Peygamber'e aittir. Allah'a aittir ve Peygamber'e aittir. Artık Allah'tan korkun ve aranızdaki hali aranızdaki ihtilafı düzeltin. Eğer gerçek müminler iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer gerçekten müminseniz Allah'ın dediğine, ayetlerine, peygamberin dediğine, hadislerine, sahih hadislerine itaat edin. Evet, 46'ya bakalım. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer de size heybet veren rüzgarınız, kuvvetiniz gider. O halde sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve adiyullah ve rasuluhu ve la tenazau fe tefşalu ve tezhab rihukum vasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer de. Şimdi bu ayette çok enteresan, değişik bir mesaj da var bize. Yani ayet bize diyor ki ey Müslümanlar, ey müminler. Eğer Allah ve Resulüne yani Allah'ın ayetlerine, Resulünün hadislerine ve sünnet-i seniyesine hakkıyla itaat ederseniz ve birbirinizle bu itaat etme vasıtasıyla ittifak kurduğunuz ve tevhidi gerçekleştirdiğinizden dolayı birbirinizle çekişmezsiniz bu halde. Yani bu vesileyle çekişmeyeceksiniz. Sonra içinize korku düşmesin. Düşmez. Eğer çekişirseniz ve böyle yapmazsanız birbirinizle çekişirseniz çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer de size heybet veren rüzgarınız kuvvetiniz gider. O halde sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, Enfal suresinin bize söyledikleri de sünnetin bağlayıcılığı ve peygambere itaatle ilgili bunlar. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edince, ayetlere ve sünnete sıkı sıkıya bağlanınca biz ittifak edeceğiz, kardeş olacağız. Ortak paydamız olan ayetlerde, sünnette, sahabenin sözlerinde, hayatlarında birleşeceğiz. Ve İslamiyet dünyayı adaletle, hakkaniyetle imar edecek o zaman. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin.